Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel, güzel bir şekilde ikinci dönem, ikinci yazılı hazırlığını yapacağız arkadaşlar. Ve gerçekten de çok güzel bilgilerle beraber sınavlarımızdan yüz almayı hedefliyoruz diyelim ve hadi bakalım toplanın dersimiz başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar tabii ki dersimize başlamadan önce mutlaka e, bir de buradan ne yapmamız lazım kolları tekrar etmemiz lazım nereden peki yazılı notlarından arkadaşlarımızın birçoğunda zaten görüyoruz tramvaylarda otobüslerde her yerde ellerinde varsa olsunlar kitabımıza inanılmaz derecede bir önem verdiler ve gerçekten de tabiri caizse kitabımız arkadaşlar yok satıyor diyebiliriz e, ve ikinci dönem ikinci yazılı notları ile beraber de buradan çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz ve notlarımızın yüksek olması çok önemli arkadaşlar tabii. Tabii ki hepimiz LGS'yi kazanmak istiyoruz ve kazanacağız da bundan hiç şüphemiz yok ama tabii ki sınavlar şey, LGS'de ola ki bir şey oldu. E, puan istediğimiz yeri tutturamadık. Ne yapacağız? Okul puanlarıyla bir noktaya yerleşeceğiz. Dolayısıyla okul puanlarının da yüksek olması bizim için çok çok önemli diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu arada sınavlarda çıkacak noktaları da sizlere bu stickerlarla beraber ne yapacağız? Göstermiş olacağız arkadaşlar. Hocamız sorabilir. Dikkatli olmakta fayda var gibi durumlarla sizleri daha dikkatli hale getireceğiz diyelim. Şimdi arkadaşlar tabii ki e, ne yapıyoruz? Yazıldan önce e, yazıldan önce sizlerle beraber çok tatlı bir o kadar da deli çılgın bilgilerle sizlerin notlarıyla e, beraber sınav sorularına geçmeden önce güzel bir konu tekrarı yapıyoruz. Konularımızı cebirsel ifadelerden aldık arkadaşlar. Cebirsel ifadelerden başlattık. Tabii ki Güzel ülkemizin güzel bölgelerinde farklı konulardan başlayabilir sınavlarımız. Ancak bizler genel itibariyle ülkemizin farklı okullarından almış olduğumuz bilgiler ışığında cebirsel ifadelerden başlatmayı uygun gördük arkadaşlar diyelim. Ve hadi bakalım başlayalım. Cebirsel ifadelerde karıştırmamamız gereken önemli noktalardan bir tanesi. 4 çarpı x'e ne demiştik? 4 x diyoruz arkadaşlar. 6 çarpı 2 x'e 12x diyoruz. Buraya baktığımızda x çarpı x'e 2x diyen arkadaşlarımız olabilir. Aman dikkat diyoruz ve buna ne diyoruz? x kare dememiz lazım. Burası arkadaşlar bakın 2x kare olur. Burası da sayılarla sayıları çarpıyorum. 3 kere 4 12 x kare 12 x kare olmuş oluyor arkadaşlar. Bunlara da lütfen dikkat edin. Cebirsel ifadelerde bu bölgenin alanını bulmak istersek 2x çarpı x eksi 4 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Sonrasında bunları dağılma özelliği ne yapıyoruz? Yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle dağılma özelliği yapıyoruz. Hatta burada ne yapmışız? Yazmışız. Buraya da yazabiliriz. Bakın böyle 2x ile x'i çarparsak 2x kare eksi 2x ile 4'ü çarparsam 8x olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Buraya baktığımızda Arkadaşlar yani çift olarak iki terimli cebirsel ifadelerin çarpılmasında dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bakın oklar yardımıyla önce bununla bunu sonra da bununla sonra da bununla bunu arkadaşlar ne yapıyorsunuz çarpıyorsunuz. Hadi çarpalım bakalım 2x ile x çarparsam 2x kare 2x ile eksi 1 çarparsam eksi 2x. Buraya bakalım arkadaşlar. Artı x yapar. Buraya bakalım. Eksi 1 yapar. Sonrasında burada ufak bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Çünkü benzer terimler var. Eksi 2 x'i e, artı x'i e toplarsam Eksi x yapar ve buradan da eksi 1 olmuş olur. 2 x kare eksi x eksi 1'i ne yapmış olduk? Bulmuş olduk ve x sayfamızla beraber yolculuğumuza mükemmel bir şekilde devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Ve geldik nereye? Özdeşikleri olmazsa olmazlarımızdan ilerleyen yıllarda da karşılığı olan devamı olan bir konu arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinlemeye gayret edelim. 2 kare farkı özdeşlikler 2'ye ayrılıyor biliyorsunuz. 1. 2 kare farkı 2 tam kare özdeşlikler. 2 kare farkı özdeşliklerimizde ne yapıyoruz? 1 eksilisini 1 artılısını alıyoruz. Kimlerin? Tabii ki arkadaşlar tabanların ya da sayılarımızın kare kökünü alıyoruz. Kare köklerini bir artılı bir eksili olarak yazıyoruz. Buraya bakalım buranın kare kökü kaç olur? Kare kökümüz arkadaşlar 3x. Buranın kare kökü ne olur? Buranın kare kökü de 5 olur arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? 3x artı 5 diyorum. Ve sonrasında 3x eksi 5 diyorum. Ve bu şekilde bir eksili bir artılı olarak yazmış oluyorum. <laughs> Tam kare yüzleşiklere baktığımızda birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi şeklinde öğrenmiştik. Eksilisi olduğu gibi artılısı da vardı arkadaşlar. Hadi gelin bunun uygulamasını beraber yapalım. Birinci terimin karesi 2x'in karesi ne olur? 4x kare. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Bakın buradan ne oldu? Birinciyle ikinci çarptım 2x. Kareye iki katını aldım 4x. Artı buradan ne olmuş oldu? 1 olmuş oldu. Buraya bakalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 4x'in 2 katı 8x olur. Ve ikincinin karesi de ne olur buradan arkadaşlar artı 16 olmuş olur. Buraya bakalım çarpanları ayırma yöntemlerine baktığımızda. Bakın iki kare farkı gözüme hemen çarptı. Bunun kare kökü ne olur? 3x olur. Bunun kare kökü ne olur? 1 olur arkadaşlar. Ve buradan da hemen ne yapalım? 3x eksi 1 çarpı 3x artı 1 şeklinde yazabiliriz diyelim. Buraya bakalım. Burada da bakın açılmış halde verileni kapatıyoruz. Bunun kare kökü x. Bunun kare kökü 3. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? x artı 3'ün karesidir aslında bu. Hatta çarpanlara ayırırken x artı 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazabiliriz. Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar burayı karekökümüz kaç? 2x. Buranın kare kökü kaç? 5. Arada eksi işaretimiz var. O zaman ne diyoruz? 2x eksi 5'in beşin karesidir aslında bakarsanız. O zaman 2x 5 çarpı 2x 5 aynısından arkadaşlar yazabiliriz. Buraya bakalım. Burada aman Allah'ım biraz değişik bir durum var. Ne yapacağız? Burada da arkadaşlar ortak çarpan parantezine alacağız. Ortak olanlar nedir? Bakın şöyle göstermekte fayda var. Böyle geniş geniş gösterelim ki unutmayalım. Ortak olanlarımız bakın şuradaki x'lerdir arkadaşlar. Bakın bir x'imiz burada var. Bir x'imiz de burada var. Aldık mı bunları sevgili arkadaşlar başa? Tabii ki aldık. İçeride ne kaldı? Bakın şu x alırsam burada x kaldı. Artı 2 kaldı. x çarpı x artı 2 olmuş oldu. Çarpanlarını ayırmış olduk. Buraya baktığımızda burada da bir değişik bir şey var değil mi? Fazlalıklar var. O zaman önce x parantezine alıyorum. Önce x parantezini aldım arkadaşlar. Bakın böyle. Önce x parantezini aldım. Sonra bakın sonra şöyle 9 oldu. Sonra bir bakıyorum arkadaşlar. X kare eksi 6 x artı 9 da bir yerlerden tanıdık geldi. Dolayısıyla tanıdık geldi için de ne yaptık? X eksi 3'ün karesi diyoruz. Hatta x çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 3 şeklinde çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Bakın 3 tane çarpan var. 1, ...iki, üç tane çarpan olduğunu söyleyebiliriz. Dedik ve çarpanları ayırmayı da bu şekilde halletmiş olduk. Geldik doğrusal denklemlere. Arkadaşlar doğrusal denklemlerde durum neydi? Hemen ona bir bakalım. Doğrusal denklemlerde birinci olarak rasyonel denklemler vardı. Rasyonel denklemlerde ne yapıyorduk önce... Payı, ...paydaları, hepsini paydasına eşitliyoruz... ...ve paydaları siliyoruz arkadaşlar. Bakın paydalarımızın hepsini altıda eşitliyorum burada... ...ve karşıma ne geliyor? Bu geliyor. Sonra bunu siliyoruz arkadaşlar. Silelim bakın şöyle. Sildiğimizde artı 2x eşittir 12. Buradan tertemiz bir denklem elde ediyoruz. Şuraya doğru geçelim. Topladığımızda burası 5x-3 eşittir 12 olur. Sonra bunu karşıya gönderdiğimizde... ...5x eşittir 15 olurken x eşittir buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? 3 çıkacaktır diyoruz ve buradaki rasyonel denklemin e, x'in karşılığı cevabı 3 olarak bulmuş oluyoruz. Çok güzel bir yöntem. Paydaları eşitliyorsun. Ancak bazı arkadaşlarımız bunları eşitliyorlar fakat şuna unutuyorlar. Yani eşitliğin öbür tarafındaki sayıyı unutuyorlar. Aman dikkat orayı da lütfen unutmuyorsunuz diyelim ve yolculuğumuza Devam edelim. Böyle sorularda ise isterseniz payda eşitleyerek ve paydaları silerek de yapabilirsiniz. Ancak ikinci bir yöntem var. Ne yapıyoruz? Çapraz çarpım yaparak da yolumuza devam edelim. Bu da farklı bir yöntem. Bakın 3 çarpı x eksi 1 eşittir arkadaşlar. 4 çarpı x artı 2 diyoruz. Buradan 3 x eksi 3 eşittir. 4 x artı 8 olur. E burada her iki tarafta x'ler varsa ne yapıyorduk? Baba oğul kuralını yapıyorduk arkadaşlar. Bakın 3x mi büyüktür 4x mi? E 4x büyük olduğuna göre o zaman çocuk olan 3x buraya gelir. 8 nereye gidecektir arkadaşlar? Buraya gidecektir. Burada kim vardı? Eksi 3. Kim geldi? Eksi 8. Buradan eksi 11. Buradan da arkadaşlar x olmuş oldu. Ve buradan da cevabımız 11 olarak bulmuş oluyoruz. Ve koordinat sistemi olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Koordinat sisteminde biliyorsunuz bir koordinat sistemi... E, ...başlangıç noktası orijin... E, ...dikey olan eksenimize y ekseni veya ordinat adını veriyorduk. Yatay olan eksenimize x ekseni veya apsis adını veriyorduk. Ve koordinat sisteminde arkadaşlar burası birinci bölgeydi. Burası ikinci bölgeydi. Burası üçüncü bölgeydi. Ve burası da dördüncü bölge olarak ne yaptık? isimlendirdik. Birinci bölgede hem x'ler hem de y'ler artı. İkinci bölgeye geçtiğimizde bakın y'lerde bir değişiklik yok. Bakın y'lerde bir değişiklik yok ama x'ler artı iken eksiye dönüştü. O zaman eksi artı oluyor. Üçüncü bölgede her ikisi eksidir arkadaşlar bakın. Dördüncü bölgede ise x'lerimiz artı y'lerimiz eksi oluyor diyebiliriz burada. Bir koordinat sisteminde arkadaşlar bir noktanın koordinatları hem X ile hem de Y ile belirtilmek zorundadır. Yani burada A noktasının koordinatına baktığımızda X'imiz üçgen... Y'miz 2. 3'e 2 arkadaşlar. 3'e 2 bakın böyle yaptık. Sonra B noktasına bakalım. B noktasında X'imiz eksi 3 iken Y'miz 0 arkadaşlar. Y'miz çünkü yok burada. C'ye bakalım. C'de X'imiz eksi 1'e karşılık gelirken Y'miz eksi 3'e karşılık gelmektedir. Koordinat sisteminde bir nokta ifade ederken ne yapıyoruz? Hem X'ten hem de Y'den koordinatları belirterek o noktanın ko koordinatlarını belirtmiş oluyoruz dedik ve geldik Doğrusal denklemlerde bir diğer bölüm olan neresi? Tabii ki arkadaşlar e, doğrusal denklem problemlerinde denklemi oluşturma. Verilen grafikten denklem oluşturma. Bakın burada y eşittir başlangıç artı veya eksi değişim çarpı x. Bakın burada başlangıcımız kaç? 6 ile başladık. 6 artı yukarıya doğru gittiği için artı yapıyoruz. Birim zamandaki değişim ne kadar birim zamandaki değişim? Bak bir, birim zamandaki değişim 3. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Denklemimizi bu şekilde kurmuş olduk. İstersen bunu şöyle de yazabilirsin bak. arkadaşlar 3x artı 6 da olabilir. Yani böyle yerlerde değişebilir. Bunu da unutmayın. Buraya bakalım. Burada da azalan bir grafik. Başlangıcımız 80. Eksi arkadaşlar bakın 2 dakika geçmiş atıyorum. 8 2'lik değişimde 8 azalmış. O zaman birim zamanda 4'lük bir değişim olmaz mı? evet bakın değişim o zaman ne yapıyorum arkadaşlar buraya 4x diyorum dikkat neden 4x dedim çünkü bak arada 8 birimlik bir fark var fakat 2 dakikada 8 birimlik bir fark var ben birim zamandaki yani 1 dakikalık değişimi baz almak zorundayım dolayısıyla arkadaşlar yarısını alırsam 8 birimlik değil de 4 birimlik bir fark var y eşittir 80 eksi 4x diyoruz bunu da söylemiş olun buraya geldiğimizde arkadaşlar grafik çizimlerinde grafik çizimlerinde grafikler 3'ü e ayrılıyor ben tersten gitmek istiyorum arkadaşlar grafikler 3'ü e ayrılıyor 1. eksenlere paralel ya da sabit sayı grafikleri dediğimiz sadece x'ler veya sadece y'lerin olduğu bir grafiktir mesela y eşittir 3 grafiği burada arkadaşlar bakın y 3'ü buluyorsun ve çiziyorsun x eksi 1'e bakalım x ekseninde eksi 1'i buluyorsun ve arkadaşlar ne yapıyorsun şöyle güzelce çiziyorsun bunu da söylemiş olalım Devam edelim bakalım. İkinci grafik çeşidimiz orijinden geçen grafikler. Yani arkadaşlar sadece X ve Y'nin olduğu grafiklerdir. X ve Y'nin olduğu grafiklerde bakın tam orijinden geçiyor gördüğünüz gibi. Bunları da yine görmüştük sevgili arkadaşlar. Buraya baktığımızda Bakın burada bir de üçüncü olarak eksenleri kesen doğru grafiklerimiz vardı. Orada da hem x olacak, hem y olacak, hem de sabit sayı olacak arkadaşlar. Onun grafiği de bu şekilde bakın eksenleri kestiği için gerçekten de eksenleri kesen doğru grafiği olarak isimlendiriliyor. Peki bir grafik çizilmesinde nasıl yapıyorduk? Eksenleri kesen doğru grafiğinin e, doğrunun grafiği nasıl çizilir? Şöyle önce x'e 0 veriyoruz arkadaşlar. x'e 0 verdiğimiz zaman x'i kapatıyorum. Karşıma ne çıktı? y eşittir 6. Hop 6 yazıyorum. Devam edelim. İkinci durumda y'yi 0 veriyorum. Yani y'yi kapatıyorum. Ne çıktı karşıma? 2x 6'ymış. Bakın arkadaşlar 2x 6'ymış. 2x6 ise x kaç olur? Buradan 3 olur. O zaman geliyorum. Y'de 6'yı işaretliyorum. X'de 3'ü işaretliyorum arkadaşlar. Ve buradan da güzelce grafiğimi çizmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi pardon. X'de 3'ü şurası olacaktır. Arkadaşlar şuradan şöyle ne yaptık? Grafiğimizi çizmiş oluyoruz. 6'ya 3, 3'e 6 bakalım. X 3'e 6. Tamam. Y'de 6. Evet. Grafiğimiz bu şekilde ne olmuş oldu arkadaşlar? Çizilmiş oldu ve bu şekilde de grafiklerimizin de üzerinden şöyle kısaca geçmiş olduk diyoruz ve geldik eğime. Eğimde ne vardı? Hemen ona bir bakalım. Arkadaşlar eğim yokuş anlamına geliyor, yokuşluk anlamına geliyor. Bakın eğim çok önemli. Burada dik üçgenlerde uygulanan bir eğim formülümüz var. Eğimin sembolü arkadaşlar küçük m harfiyle gösteriliyor. Bakın buradaki. Hatta burada eğim bulmak istersek ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eğim dikey bölü yatay arkadaşlar hatta buradan da şöyle yapalım. Eğim formülümüz dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olarak isimlendiriliyor. Dikey uzunluğumuz 3 bölü yatay uzunluğumuz kaç arkadaşlar? 3 bölü 5 metre. Peki buradan biz bunun yüzdelik olarak istersek ne yapacağız? 20 ile genişlettiğimizde, 20 ile genişletirsek burasını 60 bölü 100 yapıyoruz ve buradan da 60'a karşılık geldiğini mükemmel bir şekilde söylemiş oluyoruz. Devam edelim bakalım doğru denklemlerinde eğim nasıl bulunur arkadaşlar doğru denklemlerinde y eşittirle eğer denklemimiz y eşittirle başlıyorsa x'in katsayısı bize neyi verecektir? eğimi verecektir. Bunu unutmayın. Ancak y eşittir ile başlamıyorsa ne yapacağız? Biz onu kendimize göre düzenleyeceğiz arkadaşlar. Mesela şu denkleme baktığımızda buradan ne yapıyorum? Y kalsın diyorum. 4 eksi 2x diyorum. Ve y eşittir pozisyonuna, durumuna getirdikten sonra diyorum ki şimdi artık baktığım zaman x'in katsayısı bana eğimi verecektir. Yani bu denklemin eğimi doğrunun eğimi eksi 2'dir arkadaşlar. y eşittir yazmadan yani burada y'yi yalnız bırakmadan x'in katsayısı eğimi verir diyemezsiniz. Mutlaka y'yi yalnız bırakmanız gerekiyor. Sonra arkadaşlar koordinat düzlemlerinde bir doğrunun eğimini bulurken yine dikey bölü yatay yapıyoruz. Fakat sağa bakıyorsa artı sola bakıyorsa eksi sağa bakıyorsa pozitif sola bakıyorsa negatif eğimlidir diyebiliriz. Mesela buraya bakalım. Arkadaşlar bu sağa doğru ucu sağ gösterdiği için pozitif eğimlidir arkadaşlar. Pozitif bir eğime sahiptir. Buraya bakarsak negatif bir eğim. Negatif bir eğim vardır. Şimdi eğimini bulursak nedir? Dikey uzunluğumuz 2. 2 bölü yatay uzunluğumuz da 2. 2 bölü 2'den ne olur? Cevabımız 1 olur. Buraya baktığımızda dikey uzunluğumuz 4, yatay uzunluğumuz 2. Ancak arkadaşlar sol tarafa baktığı için mutlaka eksi 2'yi unutmuyorsunuz. Mutlaka eksi 2'yi yazıyorsunuz diyelim ve yolumuza bir başka bölümle eşitsizlikte devam edelim. Arkadaşlar eşitsizlikler matematikte eşitliğin olmadığı durumlarda kullanılan bölümlerdir. Yani bir şey birbirine eşit değilse o zaman ne yapacaksın? Eşit olmayan bir sembol kullanman lazım. O da Küçüktür, büyüktür, büyük eşittir veya küçük eşittir sembolleri kullanmak zorundayız. Tankut'un matematik notu 80'den azdır. 80'den az olduğuna göre Tankut'un e, matematik notuna X dersem ben ne diyeceğim arkadaşlar? 80'den az dediğine göre 80'den azdır bakın. Net bir ifade dolayısıyla X küçüktür 80 diyeceğim. Uçakta en az 100 kişi vardır. En az en çok kavramlar arkadaşlar eşitliklerle ifade edilir. En az 100 kişi dediği alt limit 100 üstü de olabilir dediği için. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? X büyük eşittir 100 diyeceğim. Çünkü en az 100 kişi varmış. Dolayısıyla 100'den daha büyük de olabilir. 100 veya üstü anlamına gelen şu eşitsizliği kullanabiliyorum. Devam ettiğimde sayı doğrusuna gösterirken içi dolu olanlar arkadaşlar şu ikisiyle ifade edilir. Boş olanlar şunlarla ifade edilir. Bilginiz olsun. Mesela bu taraf nedir? Küçük olan taraf. Dolayısıyla x küçük eşittir 4 diyebiliriz. Yani x 4'e eşit ve 4'ten küçük anlamına geliyor. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada da büyük olan taraf x büyük eşittir eksi 2 diyeceğiz. İçi boş olduğu için hatta şurayı dolduralım hadi yazmış olduk ee, arkadaşlar. Eksi 2 x büyük eşittir. Eksi 2 diyeceğiz içi dolu olduğu için. Buraya baktığımızda bakın x'i ortaya aldım. biri dolu. Dolu olanlara eksi 3'ü bakın böyle yazıyoruz. Boş olanlara ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde bir e, ifade kullanmış oluyoruz. İçi boş olanlarda normal. Dolu olanlarda ise bu şekilde eşitlik kavramını kullanıyoruz. Gelelim buraya. Arkadaşlar eşitsizlikler de denklemler gibi çözülebilir. Yani x'i yalnız bırakabiliriz. Sayılar bir tarafa, x'ler bir tarafa. Sanki arada bu yokmuş da, yani bu kavram, eşitsizlik kavramı yokmuş da eşitlik varmış gibi çözerek çözümümüze gidiyorduk. Ama her iki tarafı negatif bir sayı veya pozitif bir sayı negatif bir sayıyla da... Çarparsak veya bölersek arkadaşlar o zaman eşitsizliğimiz yön değiştirir. Mesela eksi 2 ile çarparsam bakın eşitsizliğim ne oldu? E, ters tarafa döndü. Veya eksi 3'e bölersem yine eşitsizliğim dönmüş oldu. Lütfen buna dikkat edin. Yani negatif bir sayıyla çarparsak veya bölersek eşitsizliğimiz yön değiştirir. Hatta böyle bir tane isterseniz sözel olarak verilen bir ifadeyi eşitsizlikler yardımıyla çözebiliriz. Bakalım otobüsteki yolcuların iki katının 4 fazlası 28'den azdır. 2 katının 4 fazlası 28'den az diyorsa arkadaşlar net bir ifade kullanmış. Bakın 28'den azdır. O zaman ne yapalım? Hemen denklemimizi çözelim eşinizin. Bakın bunu buraya attık. Burada ne kaldı? 2x kaldı. Burada ne kaldı arkadaşlar? 24 kaldı. Her yeri 2'ye bölersem ki böldüğüm sayı pozitif, eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. O zaman ne oldu? x küçüktür, 12 oldu. Yani e, arkadaşlar e, otobüsteki yolcuların sayısı 12'den azmış. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dedik ve yolculuğumuza bir diğer bölümle devam ediyoruz. Bakalım burada ne var? Arkadaşlar üçgenlerin yardımcı elemanları dediğimiz elemanları vardır. Yani asıl olan elemanlar zaten kenarları, köşeleri, açıları bunlar asıl olan elemanlardır. Ama bunların yanında bir de üçgenlere yardımcı olan elemanlar vardır. Örneğin bir açıortay vardır arkadaşlar. Çıktığı köşeyi iki eşit açıya bölen bu doğru parçasına açı ortay diyoruz. Yine aynı mantıkta arkadaşlar bir kenarı iki eşit parçaya bölen bu doğru parçasına ise kenar ortay adını veriyoruz. Aynı zamanda üçgenin arkadaşlar hem pisagor bağıntısında hem de sevgili arkadaşlar alan hesaplamalarında çok kullanılan bir ifadesi yükseklik. Bakın yükseklikler üçgenlerin içinde ve dışında da oluşabilirler. Bunlara lütfen dikkat edin. Yükseklik üçgenin tekrar söyleyelim hem kenarlarının bulunmasında hem de alanlarının hesaplanmasında gerçekten büyük bir kolaylık sağlayabilir deriz. Şimdi ne var? Üçgen eşitsizliği. Arkadaşlar üçgenler oluşurken böyle bütün kenarlar bir araya gelip de "Aa ben üçgen oluyorum. Hadi üçgen olalım." falan diyemiyorlar. Belli bir kuralı var. O kuralımız nedir? Arkadaşlar bir kenar ortaya yazdığımızda Diğer kenar ikisinin farkından büyük olması lazım. Yani 7 eksi 4 olur. Buradan da arkadaşlar 7 artı 4 olur. Üçgen eşitsizliği kuralına göre bir kenar diğer kenarların farkından büyük olması lazım. Toplamından ise küçük olması gerekiyor. Yani bu üçgendeki bu üçgendeki x değeri arkadaşlar 4 5 6 7 8 9 ve 10 değerlerini alabilir. Bunun haricinde farklı bir değer alırsa üçgen üçgen olmaz arkadaşlar. Başka bir şey olur. Onu da söylemiş olalım. Gelelim buraya. Büyük açı karşısında her zaman büyük kenar, küçük açı karşısında da her zaman küçük kenar vardır diyebiliriz. Mesela açı büyükse gördüğü kenar da büyüktür. Açımız arkadaşlar B açısı bakın o zaman gördüğü kenarda C'den büyüktür ve ne yaptık yani açılar arasındaki e, sıralama tamamen kenarlar arasında da vardır bunu söyleyelim. Ve gerçekten en önemli noktalardan bir tanesi Pisagor teoremi ilerleyen yıllarda da çok fazla karşımıza gelecek bakın bir dik üçgende. 90 derecenin karşısında kenara hipotenüs diyoruz. Ve şu bilgi çok önemli. Hipotenüsün karesi, hipotenüsün karesi diğer dik kenarların karelerinin toplamına eşittir arkadaşlar. Bu bilgiyi de şöyle yuvarlak için aldık. Ve özel üçgenlerimiz var tabii ki burada. 3, 4, 5 özel üçgenimiz var. Ve bunun katları çok kullanılıyor. 5, 12, 13 özel üçgenimiz var. 8, 15, 17 ve 7, 24, 25 özel üçgenimiz var. Bu bilgileri de lütfen not alırsanız sevinirim. Gerçekten önemli bilgiler diyoruz ve e, süper bir şekilde özetlerimizi yaptık ve arkadaşlar Tabii ki %100 hocalarımızın soracağı bölümlerde geçtik ve şöyle bir soruyu bence sevgili öğretmenlerimiz cebirsel ifadelerden bir soru soracaksa ve sizleri çok zorlamayıp sevgili arkadaşlarımız iyi puanlar alsın, iyi dil gitsinler en azından diyeceklerse bu soru karşımıza çok net bir şekilde gelebilir. Bunu lütfen dikkate alınız diyelim ve haydi bakalım sorunun çözümüne şöyle bir göz atalım. Diyor ki sorumuzda sen de benle beraber önceden çözersen ve cevapları karşılaştırırsak mükemmel güzel bir iş yapmış oluruz arkadaşlar. Bu arada sınavlarınızdan kaç aldıysanız onları da yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Yorumlarınızı arkadaşlar okuyoruz ve mümkün olduğu kadar değerlendiriyoruz. Nerede eksik bir noktamız, nerede güzel taraflar varsa güzel taraflarımızı daha da ön plana çıkartıp daha da güzel şeyler yapmada kendimizi motive ediyoruz. Eksik noktalarımız varsa hemen onları toparlayarak sevgili arkadaşlarımız yani sizlere ...daha güzel neler neler yapabiliriz, onların e, mücadelesiyle ilerlemeye devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu anlamda yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Tabii bu arada e, like atan ellerinizde dert görmesin diyelim. Ve haydi bakalım şöyle güzel ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Diyor ki, yukarıda verilen eşitliklere göre A artı B artı C kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir dalma e, özelliği var. Dağıtacağız, ondan sonra A'ya ve B'ye karşılık gelen kimler varsa onları bulacağız. Şimdi çarptığımız zaman eksi 18 x e, eksi 3 x ile eksi 2 x çarparsak artı 6 x kare karşımıza geliyor. Eşleştirdiğimizde arkadaşlar bakın şunların da yerini e, değiştirebiliriz. Hatta hiç değiştirme bile gerek yok. Ax kare artı bx diyoruz. Burada x karenin katsayısı gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 6'dır. Yani A eşittir 6'ya karşılık geldi. Buradaki de arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Buradan da B eşittir 18'e karşılık geldi. Şimdi hemen diğerine bakalım. E, diğerini açtığımızda arkadaşlar e, açalım bakalım. Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 24x ve artı 16 diyoruz. Eşleştirme yapalım. 16 eksi e, cx artı 9x kare. Bakalım eşleşme yaptığımızda Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu var tamam bu var 16 evet var eksi var ve C'ye de baktığımızda arkadaşlar C'ye de kaça karşılık geliyor 24'e o zaman C'yi de aldık 24 dedik ve bunlar ne diyor toplamı diyor toplarsak arkadaşlar 6, 6'yı topladığımızda 30 30'dan da 18 çıkartırsak cevabımız kaç oldu 12 olmuş oldu gerçekten de kolay tatlı bir soruydu diyelim ve gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da arkadaşlar böyle yeni nesil sorularda özellikle çok karşılaşıyoruz. Yani çok fazla geliyor bu tip sorular. E, alan verilmiş alandan bir kenarı bulma soruları çok fazla karşımıza geliyor. E, bakalım e, sen de benden önce çöz bakalım cevabı doğru yaptın mı yapmadı mı? Şimdi şekilde alanları verilen mavi renkli kare ile turuncu renkli dikdörtgenin birer kenarları ortaktır. Bu şeklin tamamının santimetre cinsinden çevre uzunluğunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar alan verilmiş. Alan verildiyse eğer ben bunu kapatıyorum. Yani açık halde verilen bu alanı kapatıyorum özdeşliğimi. Ve kapattığımda karşıma gelen taban bana bir kenarı verecektir. Şimdi nasıl olduğunu hemen bir bakalım. 16x kare eksi 8x artı 1. Arkadaşlar bu alan. Bunu önce kapatıyorum. Bu kimin açılmış halidir diye düşündüğümde bunun karekökü 4x, bunun karekökü 1 ve diyorum ki bu 4x eksi 1'in Karestir, Yani bir kenarımız peki kaç olur? Bir kenarımız arkadaşlar 4x 1 olur. Burası da 4x 1 olur. Burası da 4x 1 olur. Tabii ki burası da şöyle yanlamasında da yazabilir aslında da. Burası da arkadaşlar 4x 1 olur kenar uzunluğumuz. Devam edelim bakalım. Buraya baktığımızda dikdörtgenlerde iki kare farkı kullanılır. E 16x kare eksi 1. E bu da karekökünü aldığımızda karekökünü alalım bakın burası 4x, bunun karekökü 1. Karekökünü aldığımızda 4x eksi 1 çarpı 4x artı 1. Ne yaptık arkadaşlar bu şekilde yaptık. E zaten burası 4x eksi 1'di. O zaman buraya ne kalıyor? 4x artı 1 kalıyor. Buraya da 4x artı 1 kalıyor. E burası da 4x eksi 1 diye. Şimdi bu şeklin tamamının çevresini sorduğunda dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şu uzunluğumuz şu uzunluğumuz artı 1 ile eksi 1 birbirini götüreceği için burası 8x olmaz mı? Evet. E o zaman burası da aynı mantıkta arkadaşlar. 8x olur. Tamamdır. O zaman hadi toplayalım. 8x. 8x daha 16x. 4x daha 20x. 4x daha çevremiz arkadaşlar 24x. Eksi 1 buradan geldi. Eksi 1 buradan geldi. Eksi 2. O zaman çevremiz arkadaşlar kaç oldu? 24x eksi 2 hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve yolculuğumuza bir sonraki soruyla mükemmel bir şekilde devam edelim bakalım. Bir sonraki sorumuz neymiş? Aman Allah'ım bir grafik çizme sorusu. Allah Allah değişik. Bir bakalım. Aşağıda verilen doğru denklemlerine ait grafikleri çiziniz. Buraya baktığım zaman arkadaşlar bir x var, bir y var, bir de sayı var. O zaman bu eksenleri kesen doğru grafiğidir. Ve ne yapacağız? Burada da arkadaşlar x ve y diyoruz. Şöyle çizgimizi yapıyoruz. Şöyle yaptık arkadaşlar. Ve x'e önce 0 verdiğimizde. X'e 0 verdiğimizde. Bak x'e 0 veriyorum ya. Kapattım arkadaşlar x'i 0. Eksi 2 y 8 ise y'imiz kaç olur? Eksi 4 olmaz mı? Evet. Bakın eksi 4 olur. Tamam. Çok güzel. Sonra y'ye 0 veriyorum. y'ye 0 veriyorum. y'ye 0 verdi. Bakın yine kapatıyorum arkadaşlar burasını. Şöyle elimle kapatayım hatta iki parmağımla. 4 x 8 ise x eşittir 2 olmaz mı? Evet. O zaman ne yapıyorum? 2. O zaman birinci noktamız 0'a eksi 4 noktası buradan geçecek. A noktası değilim. hatta buna b noktasına baktığımızda 2'ye 0 noktası olabilir. Şimdi hemen şöyle bir koordinat sistemimizi şöyle temsili olarak çiziyoruz arkadaşlar. Uçlarına şöyle oklarımızı koyuyoruz. Oklarımızı koyduk. Burası y ekseni burası x ekseni oldu. Sonrasında noktalarımıza bakalım. Noktalarımız sıfıra eksi dört. Yani y'nin eksi dört olduğu bir nokta. Y'nin eksi dört olduğu bir nokta. O zaman şurasını alabiliriz. Buraya a noktası diyelim. X'in iki olduğu nokta. Şurası da arkadaşlar b noktası olsun. Ve bu iki noktadan geçen doğrumuzun grafiğini çat diye çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle hatta yeşille çizdiğimizde alın size e, şu e, denklemin. ...grafiğini çizmiş olduk. Gelelim buraya. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi... ...X var, Y var, sıfır sayıdan saymıyoruz. Bu da orijinden geçen bir doğru grafiğidir. Hatta bunu karşıya attığımızda şöyle bir şey meydana gelir. Hemen ne yapalım? Koordinat sistemimizi arkadaşlar çizebilirim şöyle. Daha da kolay olması anlamında. Şöyle çiziyorum. Yine X'lerimi, Y'lerimi güzel yerleştiriyorum. E, burası x, burası y ekseni. Şimdi orijinden geçtiği için birinci noktamızı çat diye bulabilirim. İşte arkadaşlar orijinden geçtiğini bildiğim için bakın bir nokta buldum. İkinci noktayı da ne yapıyorum? Y'ye arkadaşlar bir verirsem bak y'ye bir verirsem x kaç çıkıyor? X eksi 3 olmuyor mu? Evet. O zaman bir noktamda bir noktamda eksi 3'e bir noktası Nerede bakalım eksi 3'e bir noktası? X eksi 3 y 1. Hemen şöyle 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 arkadaşlar aldım. Şöyle 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 biraz da nokta nokta. İşte burası ikinci noktam. Ve buradan ne yapıyoruz? Arkadaşlar grafiğimizi çizmiş oluyorum. Şöyle bir grafik oluyor diyelim ve bu şekilde de ne yapmış oluyoruz? Çözümümüzü yapmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Grafikleri çizmede Çıkabilir yani çıkmayabilir. Öğretmenlerimiz sorabilir arkadaşlar grafik çizmeyi. Bazıları da sormuyor ama %50 %50 diyelim yani soran arkadaşlarımız da var edindiğimiz bilgiye göre. Şimdi Geldik bir sonraki bölümümüze. Arkadaşlar bununla alakalı yine yeni nesillerin içerisinde gerçekten sorular geliyor. Lütfen dikkatli dinleyelim. Bir havuzdaki su miktarının zamanla değişimi yandaki doğrusal grafikte verilmiştir. Buna göre başlangıçtan kaç dakika sonra havuzda 62 ton su birikecektir diyor. Şimdi öncelikle biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Yani bunu isterseniz 50 yordamıyla da yapabilirsiniz. Yani şöyle 3 dakikada 3 dakikada arkadaşlar e ne kadarlık bir artış var? 6 litrelik bir artış var değil mi? 3 dakikada 6 litrelik bir artış var. O zaman sevgili arkadaşlar 1 dakikada ne kadarlık bir artış var? Ne kadarlık bir artış var arkadaşlar? 2 litrelik bir artış var. Bunu söyleyebiliriz. E peki ne diyor? 62 ton. E benim zaten başlangıçta 12 ton suyum vardı. 62 ton olması için 62'den neyi çıkartıyorum? 12'yi çıkartıyorum. 50 ton su birikmesi lazım. Arkadaşlar 50 ton su birikecek. E 1 dakikada 2 litre arkadaşlar su e 2 ton pardon şuraları ton diyelim. Şuradan ton olsun arkadaşlar. 2 ton su birikiyorsa, 1 dakikada 2 ton su birikiyorsa o zaman ne yaparım? 50'yi İkiye böldüğüm zaman cevabım 25 dakika olarak ne yapmış olurum? Bulmuş olurum aslına bakarsanız. Böyle manuel olarak el yordamıyla da yapabilirsiniz. Ben size denklemi de anlatmak istiyorum. Denklem nasıl yapılır diye bakalım. Sevgili arkadaşlar ben denklemimizi kuruyoruz. Y eşittir başlangıç e, su miktarı 12 ton. E, artı, artış olduğu için artış. Birim zamandaki değişim, birim zamandaki değişim bakın burada bir dakikada 2 ton. O zaman ne yaptık buradan? 2x diyebiliriz. Ve burada neyi soruyor bize? 62 tonu. O zaman biriken su miktarı y ekseninde 62'yi buraya yazıyoruz. 12'yi buraya yazıyoruz. 2x burada. Hemen bunu karşıya gönderdim arkadaşlar. 50 oldu. 2x böyleyse x eşittir 25. E, x zaten x ekseni dakikayı ifade etmiyor muydu? Evet. O zaman kaç dakikada dolarmış? 25 dakikada diyebiliriz ve bu şekilde de 25 dakikayı e, bulmuş oluyoruz arkadaşlarım. Geldik eğim sorusu. Eğim sorusu da olmazsa olmazlardan gerçekten ve ilerleyen yıllarda da eğimle alakalı güzel güzel sorular olacak. Eğim devam eden bir konu sevgili arkadaşlar. Şimdi şekilde verilen rampanın yatay uzunluğu değiştirilmeden yüksekliği için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa eğim yüzde 25 olur demiş. Şimdi bunları tek tek deneyebilirsiniz arkadaşlar. A, B, C, D şıklarını tek tek deneyebilirsiniz. Ancak ben ne diyorum? Burasının değişim miktarını bilmiyorum. Yani burası da ben şimdilik, şimdilik arkadaşlar x metre diyeyim. X metre. Ve yüzdelimi alıyorum. Yüzde 25. E %25 nasıl alırım arkadaşlar ben %25'i bir kere rasyonel sayıya çevirmemiz lazım yani 25 bölü 100 olur hatta ve hatta sadeleştirirsem 1 bölü 4 olur ben eğimin 1 bölü 4 olmasını istiyorum o zaman hemen şuradaki x'i aldım x bölü 120 metre eşittir 1 bölü 4 olmasını istediğim için 1 bölü 4'ü eşitledim. Ve sonrasında arkadaşlar ne yapıyorum içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 4x eşittir 120, x eşittir kaç oldu arkadaşlar 30 metre. Bak benim bulduğum x 30 metre. Ama var olan uzunluğum 40 metreydi. E Dolayısıyla demek ki ne yapmam lazım? Eğimin %25 olması için 10 metrelik bir azaltma, 10 metrelik bir küçültme yapmam lazım. Dolayısıyla doğru cevabımda nerede olur? 10 metre arttırılmalı. E, o zaman cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Ve C şıkkını işaretleyen arkadaşlarımız da... Tebrik ediyoruz. Güzel bir eğim sorusuydu. Tam bir yazılı sorusu arkadaşlar. Bence bu soruda sınavda çıkar diye düşünüyorum. Sevgili öğretmenlerimiz eğim sorularını severler ve böyle sorular sormayı da düşünürler diyebiliriz. Hadi bakalım bir sonraki bölüme geldik. Eşitsizliği öğrenmiştik. Onunla alakalı soru sormadan olur mu hiç? Tabii ki olmaz. Yukarıda verilen eşitsizliği sağlayan doğal sayıların toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar burada Bakalım normal bir düzenleme yapıyoruz, denklem çözer gibi yapıyoruz ama negatif bir sayıya bölme ya da çarpma işleminde eşitsizliğimizi yön değiştirmeyi de unutmuyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi burada dağılmalarımızı yapalım arkadaşlar, dağılmalarımızı yapalım ee, burada. Şimdi 4x 8 diyoruz eksi x 2. Yani burada sanki eksi 1 varmış gibi eksi 1 ne yapıyoruz İçeriye Dağıtıyoruz arkadaşlar. Sonra eksi x artı 10 da zaten ne yaptık yazdık. Şimdi buradan düzenliyorum. Burası 3x oldu arkadaşlar. Burası eksi 10 oldu. Sonra burası eksi x burası da artı 10 oldu. Şimdi bunlar da xler nereye gider? Tabii ki küçük x büyük x'in yanına gider. Bu da buraya geçecektir arkadaşlar. Devam edelim bakalım. 3x artı x küçük eşittir e arkadaşlar artı 10 vardı. Bir artı 10 da buradan geldi. Burası 4x küçüktür 20. Ve arkadaşlar şöyle devam edelim. Her yeri 4'e bölersek x küçük eşittir 5 olur. Peki doğal sayı dediği için e, 5'ten küçük eşit doğal sayıları bulalım. 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur ve tabii ki de 5 olur arkadaşlar. Topladığımız zaman bu arkadaşları bakalım kaç olur? 5 9 10 15. O zaman toplamı kaç oldu? 15 oldu diyebiliriz güzel bir denklemce eşitsizlik çözümü her yerde karşımıza gelebilir ve çözümü de bu şekildeydi arkadaşlar Hatta şunlarda şu sembollerimize karışmasın diye şöyle de yapmakta fayda var ki daha rahat görün aralarda arkadaşlar kaynamasın diye şöyle yaptık bunu da tamam Hadi bakalım şimdi de bir sonraki sorumuza geldik Yine eşitsizlik sorularında arkadaşlar eşitsizlik konusuna geldiğinizde mutlaka karşılaşabileceğiniz bir soru tarzı hemen onunla alakalı sorumuzun çözümünü sizlerle beraber mükemmel bir şekilde yapalım. Cenk aşağıda ücret tarifeleri verilen spor salonlarından B salonuna kaydolmuştur. Cenk en az kaç gün spora giderse, en az kaç gün spora giderse B salonuna gitmesi, A salonuna gitmesinden daha ekonomik olur. Yani B salonu daha ucuza gelir. Yani B salonuna verdiği para daha az olur arkadaşlar. Şimdi kaç gün gittiğini bilmiyoruz ama biz ona ne diyelim? X gün gitsin diyelim arkadaşlar. X gün gitsin tamam mı? X gün her ikisine. Şimdi buraya baktığımız zaman X gün gittiğinde sevgili arkadaşlar ne yapacağız? A salonunda verdiği para kayıt ücreti 200 TL artı bir günde 15 lira veriyorsa x günde 15 çarpı x TL para verir. Doğru mu? A salonu için konuşursak arkadaşlar A salonu. B salonuna bakalım 260 TL başlangıç ücretimiz var ve her gittiği günde 12 TL verirse x gün giderse ödeyeceği ücret 12x olur. B salonuna gitmesi A salonuna gitmesinden daha ekonomik olur demiş. O zaman bakın B'nin ücreti daha küçük olması lazım. Daha az olması lazım. Mantıken değil mi? Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Sonra hadi bakalım şimdi buradan eşitsizliğimizi çözelim. 12x'i karşıya gönderdim arkadaşlar. 15x Eksi 12x oldu burası. Burası duruyor. Burada var olan 260'dı. Onun yerine kim geldi arkadaşlar? 200 geldi. Nasıl geldi? Eksi geldi tabii ki. Buradan çıkarttığımız zaman 3x buradan çıkartırsak 60. Ve her yeri 3'e bölersek arkadaşlar x büyüktür 20'den. O zaman en az kaç gün gitmesi lazım arkadaşlar? En az en az 21 gün gitmesi gerekiyor ki gerekiyor ki B salonu daha ekonomik hale gelsin. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. Gerçekten de arkadaşlar güzel bir soru tatlı bir soru hafiflerde böyle hafifte beynimizi böyle ne yapıyor arkadaşlar gıdıklıyor. Biraz düşünmeye sevk ediyor diyebiliriz bu sorumuzda. Ve devam edelim. Bakalım arkadaşlar bu arada kaç tane sorumuz kalmış sizlerle beraber. 3 tane sorumuz kalmış. 3 sorumuzu da cevaplayıp sizleri yavaş yavaş ne yapacağız? Sınavlarınıza uğurlayacağız diyelim. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların kutucuğuna D, yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız demiş. Şimdi bakalım doğru yanlışta sınavlarımızda gelen soru tarzlarından dik üçgenin yüksekliklerinden biri üçgenin dışın dış bölgesindedir. Hayır arkadaşlar üçgenin e, dik üçgenin yüksekliklerin hepsi üçgenin üzerinde veya üçgenin iç bölgesinde olur. Bakın bir yüksekliğimiz burada, bir yüksekliğimiz burada, bir yüksekliğimiz de arkadaşlar içeride olur. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade diyebiliriz. Devam edelim. Üçgenin tüm kenar ortayları aynı noktada kesişir. Evet arkadaşlar gerçekten de üçgenin kenar ortayları için üçgenin iç bölgesinde bir yerde kesişir. Şöyle bakın şöyle ve şöyle olur. Dolayısıyla bu ifademiz doğru bir ifadedir tabii ki. İkiz kenar üçgenin yüksekliklerinden biri hem açıortay ortay hem kenar ortay olabilir. İkiz kenar üçgenlerin arkadaşlar şöyle bir güzel tarafı var. E, i̇kiz kenarların arasından çizdiğin arasından çizdiğin şu çizgi hem yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortay görevi görür arkadaşlar bunu sakın unutmayın bakın iki kenarların tam ortasından çizmiş olduğunuz çizgi hem yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortay görevi görür dolayısıyla bu ifademiz de doğru bir ifadedir devam edelim bakalım ee, bir üçgende A açısı 60 derece. Hemen şöyle bir aldık bakalım arkadaşlar. Buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya da C diyelim. E, üçgen temsilidir bu arada bilginiz olsun. 60 derece. B açısı 40 derece arkadaşlar. E, burası da 60, 40 daha 100. Buraya kaç kaldı? 80 kaldı tabii ki. E, ABC üçgenin en uzun kenarı BC'dir. Hayır arkadaşlar buradan baktığımızda en büyük açı 80 ise gördüğü kenarda en büyüktür. En uzun kenarımız AB uzunluğu olması lazım. Bu ifademiz yanlış bir ifade. BC uzunluğu değildir. Çünkü BC'yi gören açımız 60 derecedir. 80 derece dururken 60 derece en büyük olması imkansızdır diyoruz. Ve doğru yanlışlarımızda bu şekilde ne yapmış olduk? Halletmiş olduk arkadaşlar. Ve geldik Yine olmazsa olmaz sorularımızdan bir tanesi bununla alakalı da arkadaşlar. Öğretmenlerimizden soru bekliyoruz. Üçgen eşitsizliği kuralına göre çözeceğiz ve arkadaşlar çözümünü sizlere mükemmel bir şekilde tane tane tek tek arkadaşlar sorunun tabiri caizse içinden geçeceğiz ve güzelce çözümümüzü yapacağız. Şimdi sorumuzu okuyalım. Şekilde verilen uzunluklara göre AC'nin santimetre cinsinden uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Arkadaşlar AC uzunluğuna x santimetre olduğunu söyleyelim. Şimdi buradaki üçgenimize göre bakın ne diyelim bu üçgenin e, adına buraya T üçgen olsun. Burası T üçgen olsun. Burası da G üçgeni olsun. Hadi Büyük adını verelim. D. Şimdi T üçgenine göre baktığımızda T üçgenine baktığımızda üçgen eşitsizliği kuralına göre ne yapıyoruz e, sevgili arkadaşlar? Bir farkını alıyorsunuz. Bir de toplamını almanız gerekiyor değil mi? Ee, ondan sonra üçgen çizgi kuralında. Şimdi farkımız kaç oldu buradan? Farkımız 5 oldu. Toplamımız kaç oldu arkadaşlar? Toplamımız 19. Bunu bulduk. Şimdi tamam. Eyvallah. Bu ama x'i tamam burasıdır diyemeyiz. Niye? Öyle yaparsak bencillik olur. Çünkü x iki üçgenin de ortak bir kenarı. Şimdi bunu kapatıyorum ve arkadaşlar ikincisini buna göre alıyorum. Buna göre alıyorum. Bakalım yine x'i ortaya yazdık. Farkımız 8 eksi 5. E ondan sonra arkadaşlar buradan da 8 artı 5. Buradan ne olduk? 3 olduk arkadaşlar. Buradan ne olduk? 13 olduk. Şimdi iki tane üçgen eşitsizliği bulduk. Tamam çok güzel. Şimdi bunlar ne yapıyoruz? Üst üste yazıyoruz. Ve diyeceğiz ki, diyeceğiz ki arkadaşlar önce bir yazayım ondan sonra cümlemi kurmak istiyorum. Ve diyeceğiz ki küçüklerin büyüğünü al, küçüklerin büyüğünü al. Büyüklerin de küçüğünü al diyeceğiz. Ve ne yaptık? Aralığımızı iyice daralttık. 5 ile 13 arasında x'imiz 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir ve 12 olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bakalım 1 2 3 4 5 6 7 tane değer almış olur diyoruz ve doğru cevabımız da 7 tanedir diyelim ve 7 tane yapan arkadaşlar da tebrik ediyoruz diyelim. Çok güzel bir çözüm oldu. Çok tatlı bir çözüm oldu sevgili arkadaşlar. Ne buna göre alıyoruz ne de buna göre alıyoruz. İkisini de buluyoruz ve sonrasında ortak bölgeyi bulmuş oluyoruz. Geldik Pisagor bağıntısına. Son bölüm arkadaşlar Pisagor bağıntımız. Şekilde verilen dik üçgenlerin verilmeyen kenar uzunluklarını bulunuz demiş. Tabii ki burada şu uzunluğumuza ne diyoruz? X diyoruz arkadaşlar. Şu uzunluğumuza da ne diyelim? M diyelim hadi. Şimdi X'i bulmak istiyorsak Pisagor bağıntısını kullanacağız. Diyeceğiz ki hipotenüsün karesi yani burada 90 derecenin karşısındaki de hipotenüs. Hipotenüsümüzün karesi yani X kare eşittir. Diğer dik kenarların karelerinin toplamına eşittir arkadaşlar. Buradan ne oldu? X kare eşittir. 16 artı 64 oldu. X kare eşittir. 80 oldu. Şimdi şuradan şuraya geçmek istiyorum. X kare eşittir 80. Arkadaşlar X kare eşittir 80 ise ben X'i bulmak istiyorsam her iki tarafın neyini alırım? Kare alırım tabii ki. Çünkü üstü ifadenin zıttı kare kök almaktır. X çıktı. E kök 80'de ne olur arkadaşlar? 4 kök 5 olarak yazmaz mıyız? Evet yazarız. X'imizi kaç bulduk? X eşittir 4 kök 5 olmuş oldu. Gelelim hemen diğerine. Buraya baktığımızda arkadaşlar burada da bazı arkadaşlar hemen diyor ki m kare eşittir diyor. Hayır arkadaşlar hipotenüsün karesi yani 12'nin karesi eşittir e, m kare artı 6'nın karesi olur buradan 144 eşittir m kare eşittir 36 olur. Ne yapıyorum m'yi yalnız bırakmak için o bunu karşıya gönderiyorum arkadaşlar gönderdiğim zaman karşıma ne geliyor tabii ki ...çıkartırsam 108 geliyor değil mi? 108 eşittir M kare. Peki ne yapacağım buradan sonra? Tabii ki arkadaşlar karekök alacağım. Kare aldığım zaman M özgürlüğüne kavuşuyor zaten. M özgürlüğüne kavuştu. Kök 108 de ne oldu? 6 kök 3 oldu. Demek ki arkadaşlar bu da 6 kök 3 santimetreymiş diyoruz. Ve bu şekilde de ne yaptık? Sizlerle beraber yazılı çalışmamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve 8. sınıfın sevgili arkadaşlar ikinci dönem, ikinci yazılısında sizlerle beraber bitirmiş oluyoruz. Umarım arkadaşlar bundan sonraki zaman diliminde LGS sınavınız gerçekten iyi geçer. İstediğiniz liselere yerleşirsiniz. Tabii onun öncesinde de okul sınavlarınızın tamamından yüz olarak e, okul ortalamanızda yüksek tutarsınız sevgili arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız LGS puanıyla bazı arkadaşlarımız okul puanıyla e, liselere yerleşecekler. Umarım hayatınızda her şey istediğiniz gibi olur. Şimdiden LGS'de de başarılar. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.